Hello everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün prepositions of place yani yer edatlarını çalışacağız. Let's start! Today what are we going to learn? Peki bugün neler öğreneceğiz? Basic prepositions of place yani temel yer edatlarına çalışacağız arkadaşlar. Bunları mutlaka bilmeliyiz. Sonrasında üstüne ekleyebiliriz diğerlerini. Peki o zaman başlayalım. Evet, karşımızda edatlarımız var arkadaşlar. Burada biz tonguç'un konumlarına bakacağız. Nerede acaba? İçinde mi, kutunun üstünde mi? Onların İngilizcelerine çalışacağız. Hadi birlikte yazalım. Burada tonguç kutunun içinde değil mi arkadaşlar? Peki içinde ne demek İngilizce'de? In. In, içinde demek. Burada tonguç nerede? Where's tonguç? Burada da kutunun üzerinde değil mi? On, üstünde, üzerinde demek. Burada da tonguç kutunun arkasında arkadaşlar. Arkasında ne demek? Behind. Burada ise kutunun altında görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Altında ne demek? Under. Burada da kutunun tam bitişiğinde değil mi? Bitişiğinde next to demek arkadaşlar. Peki yakınında ne demek? Bakın burada kutunun yakınında arkadaşlar tonguç görüyorsunuz. Near, yakınında. Burada da iki kutunun arasında tonguç. Peki arasında ne demek arkadaşlar? Between. Burada ise kutunun önünde. Peki önünde ne demek? In front of. Peki bir tekrar edelim. In, içinde. On, üstünde. Behind, arkasında. Under, altında. Next to, bitişiğinde. Near, yakınında. Between, arasında. In front of, önünde. Bu şekilde temel edatlarımızı çalıştık. Şimdi onları cümle içerisinde kurmayı öğrenelim arkadaşlar. Evet. Peki. Where ne demek arkadaşlar? Nerede demek değil mi? Bu konu için çok önemli bir soru kelimemiz arkadaşlar. Where, nerede? Where is the mouse? Yani soruda ne diyor? Fare nerede diyor. Şimdi farenin konumlarına bakıp cümleleri yazalım arkadaşlar. Burada kutunun üstünde bir fare görüyorum. O zaman ne yazıyoruz? It is on the box. Ne demiş olduk? O kutunun üzerinde demiş olduk. Peki burada nerede arkadaşlar bakalım? Where is the mouse? Kutunun altında değil mi? O zaman ne yazıyoruz? It is under the box. O kutunun altında dedik. Peki burada nerede? Where is the mouse? İki kutunun arasında değil mi? O zaman ne yazıyoruz? It is between the boxes. İki kutudan bahsettiğimiz için çoğul yaptık arkadaşlar. It is between the boxes. Yani o kutuların arasında demiş olduk. Peki devam edelim. Evet yine bir alıştırmamız var arkadaşlar. Şimdi de buradaki görsele bakıp edatları yazacağız. Boşlukları dolduralım. The cat is blank the bed. Peki kedi nerede arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Yatağın altında değil mi? O zaman ne yazıyoruz boşluğa? Under. The cat is under the bed. Kedi yatağın altında demiş olduk. Peki devam edelim. The window is blank the computer. Peki. Pencere nerede arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Bilgisayarın arkasında değil mi? O zaman ne yazıyoruz buraya? Behind. The window is behind the computer. Ne demiş olduk? Pencere bilgisayarın arkasında demiş olduk. The lamp is blank the study table. Peki lambaya bakalım arkadaşlar nerede? Çalışma masasının üzerinde değil mi? O zaman ne yazıyoruz buraya? On. The lamp is on the study table. Lamba çalışma masasının üzerinde. The ball is blank the box. Peki top nerede arkadaşlar bakıyoruz hemen. Kutunun içerisinde değil mi? İçinde diyeceğiz o zaman in. The ball is in the box. Yani top kutunun içinde demiş olduk. Peki son cümlemize bakalım. The study table burada is olması gerekiyor. Onu da hemen yazalım. The study table is blank the bed. Yani ne demiş olduk arkadaşlar? Çalışma masası
Ya tam bitişiğinde diyeceğiz değil mi? Bakın tam burada bitişiğinde aslında bu. O zaman next'u yazıyoruz arkadaşlar. Buraya hemen yazalım. The study table is next to the bed. Yani çalışma masası yatağın bitişiğinde demiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde alıştırmalarımızı yaptık. Devam edelim. Evet, geldik dersimizin sonuna. Bugün çok güzel, çok kolay bir konuyu öğrendik arkadaşlar. Sizle birlikte bu konu size çok yararlı olacak günlük konuşma dilinde de. Neler yaptık biz bugün? Temel yer edatlarına çalıştık. Peki, o zaman şimdi sizi ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.